TÜKSOY Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Kasaynoğlu. Evet, başkanımızın da bugün çok güzel bir hayalimiz olan ilk defa uluslararası düzeyde, hatta ulusal düzeyde de ilk defa böyle AİTIS organize edilmekte. AİTIS kültürü Türk dünyasının ve diğer halkların da önemli bir manevi değeridir, mirasıdır. AİTIS'i gerçekleştiren ozanlardır. Ozanların içinde de AİTIS, yani atışmayı yapabilen de bunun en üst sınıfı olarak algılanmakta. AİTIS ve ozanlık bizim söz hazinemizi geliştiren, tarihimizi, kültürümüzü, örf adetlerimizi nesilden nesile ve bugünkü yazılı edebiyata aktaran çok önemli bir mirasımızdır. Bunun en son örneği de bu sene kutlanmakta olan Cambıl Cabayev'in işte doğumunun 175. yılını kutlamaktayız. En son örneği de bunun temsilcisi de Cambıl Cabayev'tir. Tabii ondan önce birçok Süyümbay gibi, Şalkiz gibi, Maykivi gibi birçok ozanlarımız oldu. Bugün AİTIS'in diğer bir önemli özelliği de AİTIS özgürlüğün, cesaretin, bir halkın sesi ola gelmiştir. Kazaklarda bir söz var, bas kesmek varsa da dil kesmek yoktur diye. Ozanlar da bunun en bariz örneğidir. Hem halkın sesi olmuştur. Ayrıca AİTIS'in bir diğer, bugün de göreceksiniz, diğer bir önemli özelliği de kızla yiğidin AİTIS'i var. Bu da bizim kültürümüzde kadına verdiğimiz bir önemidir. Kadınlar da erkekler kadar toplumda söz sahibi olmuştur, halkın sesi olmuştur. Hepinize güzel izlenimler diliyorum. Bu fırsatı bize sunan TÜKSOY Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Kasaynoğlu'na en içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Çok. Türkiye'den Temel Turabi. Kazakistan'dan Aybek Kaliyev. Kuvvetli bir alkış. Değerli konuklar. Çok güzel. Tartışıp durursak eken de komuzdum
olmalı tepende çepenli giyip çepende Ankara'ya cedemde vatan gelgen kuvağım. Sen dağımına buyursan Ankara'ya gelgende engel gönümden ırdağın canımda duran mendele men gönüm. Türk urpağı ten atanın Tüsköydüm ol tüsüktü birikken bas Tügül türkü bas kosup çatkan gezde Atilanın seferi batı oldu zaferi Karadeniz çemberi umman türkü anlatır Yolluk digin ozanım dile getirmiş Diyenlerin kanaydı ne küründü közüne İnsana ehl-i iman bekler yolunu senin Kasımda közü kısık kökümsün koy Kazak olup canıma kelgen benim Mustafa Aydın, aşık Mustafa Aydın Bugün bir Korkut Ata Kültür Merkezi'nde Etimesgut Ankara'da Uluslararası 30 yıl Türkiye Cumhuriyetlerimizin azat olma gününe denk gelen bir aşıklar atışması kapsamında bir programa geldim. Gece Adana'dan bir Karacaoğlan Dadaloğlu şenliğinden uykusuz gelerek bu programa yetiştim. Türk Ozan kültürü Dede Korkut diyarından elinden kopuz dediğimiz enstrüman bugün elimdeki şu bağlama, saz, cura dedikleri meydan sazı, divan sazına yerini terk etmiş. Biz Orta Asya'dan gelen bu geleneği üç ata sporumuz güreş, cırıt ve aşıklık geleneğini Orta Asya'dan Türkiye'mize getiren ecdatlara selam olsun, ruhları şad olsun. O günden bugüne bu gelenek yaşatılıyor. Ustadan çırağa yaşatılıyor. Bizim dönemimizde 50 yıl önce, 40 yıl önce ben Ustad Mevlid İhsan'ın elinden inave alarak yetiştim. Usta-çırak ilişkisi Kars'ta, Erzurum'da işte bu kültür Anadolu'ya güneş gibi yayılır. Orada kahvehanelerde, köy odalarında yapılırdı. Değişim dönüşüm süreci içerisinde biz büyük şehirlerimizde, metropollerde, ben Ankara'da ikamet ediyorum. 5000, 10000 kişilere, park ve bahçelere, büyük salonlara taşıdık. Radyo ve televizyonlara taşıdık. Halen daha TRT Türkü kanalında 4 yıldır Ozanların Dilinden programını yapıp sunuyorum. Zaman içerisinde değişim dönüşüm olmuşsa da biz aslını kaybetmeden bu sanatı günümüzün gençlerine getirmeye, ışık tutmaya çalışıyoruz. Yaptığıma da inanıyorum. 10 ülkede bu mesleği yürüttüm. UNESCO tarafında Türkiye'mizi Varşova'da, Polonya'da ve Astana'da, Kazakistan'da temsil ettim.